Selam, nasılsın? Bugün yine boş gelmedim. Yanımda bu kimileri için gönlümün efendisi olan, kimileri için zaman kaybı, para kaybı olan dev cihazla geldim. Dyson'dan bahsediyorum. Öncelikle biraz övgüyle başlamak istiyorum. Bu nedir? Bu renk ne? Bu his ne? Bu doku ne? İçinde ne var? Hepsinden konuşacağız. Bilmiyorum, Dyson fanı mısın yoksa nefret mi ediyorsun? O paraya değer mi? Değmez mi? Ne düşüncedesin bilmiyorum ama bu olmuş 10 bin lira. Yani 9 ay taksit falan yapıyorlar ama yani nihayetinde bunun adı Dyson değil de bir saç kurutma, hadi saç şekillendirme serisi değil mi? Bu ne fiyat diye düşünüyor insan. Orası beni de düşündürüyor ve bu videonun sponsorsuz olduğunu, sponsorun cebim olduğunu söylemek isterim. Ben kutunun içindekilerle, avantajlarıyla, yani açıkçası Dyson'a gösterilen eleştiriyle ve pozitif yanlarıyla konuşuyor olacağım. Daha hiç başlamadan önce objektif bir şekilde yorumlarımı dinleyeceğin için ve beni zaten kanaldan takip ediyorsan, seviyorsan bir like'ını alırım. Abone olman, zilleri açman da ekstra hoşuma gider diyorum ve hemen başlıyorum. Şimdi bu güzel kutunun içinde tutku objesi haline getirmişler Dyson'ı artık. Bu güzel kutunun içinde çeşit çeşit, türlü türlü huy var. Allah. Açacağız umarım. Yani ağır da bir şey. Bu kutunun hissi için bile yani alan var mıdır bilmiyorum. Evet, şöyle bir yüz görümlüğü yapmış olayım. TikTok hesabında bir hanımefendi dedi ki, bence Dyson ürünleri tam olarak Apple ürünleri gibi. Muadillerinden daha iyi olanlar var ama bu öyle bir hale geldi ki artık tam olarak bir deneyim sunuyor. Belki de kimisi için bir statü sembolü. O yüzden insanlar bunu alıyor. Ben tamamıyla merakımdan aldım. Çok yerde de denemiştim açıkçası. Ve birazcık da merakla karışık aşerme. Ya istedim yani bu hissi, bu dokunmayı, bu varlığı istedim. Ve o yüzden almaya karar verdim. İyi mi ettim? Alacak olanlara neler söyleyebilirim? Başlayayım. Bir kere Dyson dev bir deneyim sunuyor. Dokunduğunuz anda şu kabloların kalitesi bile, nasıl söyleyeyim size, bambaşka. Sıradan değil. Kesinlikle çok kaliteli bir ürün satın aldığınızı söyleyebilirim. Ve oldukça uzun. Yani bunu banyoda takın, işte mutfakta saçınızı yapın. O derece iş görür. Rengi falan çok olaylı zaten. Cihazın böyle ince ince tuşlarını falan tanıtmayacağım. Salere geleceğim. Şimdi saçınızı bununla kurutmuyorsunuz. Setin içinde çıkan şöyle bir başlık var. Bununla takması çıkarması çok kolay bu arada. Kurutuyorsunuz. Ben daha önce saçımı hiç böyle bir şeyle kurutmamıştım. İçim bir hoş oldu. Şurasıyla kurutuyorsunuz. Geri kalan kısımlarıyla da en çok belki Dyson'ın insanların sevdiği yanlarından biri de, eğer saçınız böyle kabarırsa buraya tutuyorsunuz ve o elektriklenmeyi alıyor. İşe yarıyor mu? Kesin işe yarıyor. Elektriklenme açısından gerçekten çok iyi işe yarıyor. Ama kötü bir haberim var. TikTok'ta bir trend gördüm. Alüminyum folyo ile saçınızı şöyle aldığınızda elektriklenmeyi o da alıyor. Bu arada söylemiş olayım. Şimdi sadece buradan çıkan havanın gücü yeterli mi? Bana yeterli geliyor. Yani kısaca saç kurutma deneyimim, saç kurutma tecrübem kesinlikle Dyson'a daha da kısa aldı. Atıyorum 10 dakikada kurutuyorsam, ki kuaförler de bana öyle der, senin saçın kurumuyor ya. Bununla yarıya indi diyebilirim. Sıcaklık değerleri olduğu için ister soğukla ister olabildiğine sıcak şeyle kurutuyorum. Bu arada tam %100 kurutmak gibi bir derdim olmuyor. Çünkü Dyson'ı eğer saçınızı şekillendirmek istiyorsanız %80 kuru olmalı saçınız. Yani biraz nemli bırakmalısınız ki saça ısıyı uygulayabilirsiniz diyeyim. Bu başlığın olayı böyle. Diğer başlıklara gelirsek eğer, şöyle kutunun içinden de göstermiş olayım. İki çeşit şöyle tarağımsı başlık var. Ben bu saçımı görüyorsunuz, yakından da göstereceğim. Şu toplu olanla, birazcık daha bu saç derisine de hassas davranan bir başlık. Bununla yaptım. İkisi de bence işini layıkıyla yaptı. Saçımın düzlüğünü göstereyim, parlaklığını da göstereyim. Hani insanlar diyordu böyle, ya bir de Dyson ekstra parlak mı yapıyor?
ekstra parlak mı yapıyor bilmiyorum ama saçınıza fön çektiğinizde de parlak olur. Bence saçın belki bir tık daha düzleşmesiyle alakalı olabilir diyorum ya da uzun vadede bu sorunun cevabını iyi vereceğim. Şimdi şöyle, benim saçım zaten pırasa vari. O yüzden bu iki başlık ve Dyson bende bence harikalar yaratıyor. Ama sizin saçınız daha böyle kalın telli. Benimkisi ince, yağlanmaya meyilli bir saç. Daha kalın telli, daha böyle biraz karışırsa, biraz dalgalıysa sadece bu başlıklarla, plakalarla aldığınız, yani düzleştirme cihazlarıyla aldığınız etkiyi bence alamazsınız. Kimse kimseyi kandırmasın. Saçlarınız biraz zor şekil alıyorsa bu başlıklar yetmez. Gidip Dyson'ın ya da başka bir markanın düzleştirici şeylerini kullanabilirsiniz. Onlar iş görecektir. Ha, zaten saçlarım benim çılgıncasına kabarıktır. Sadece bununla yapabilir miyim? O iş öyle olmuyor diyebilirim gönül rahatlığıyla. Setten çıkan başka bir başlık da bildiğimiz fön başlığı. Çok basit. Bunun en güzel taraflarından biri şu. Diyelim ki saçınıza bununla fön çektiniz ve saçınıza kalmasını istiyorsunuz biraz daha böyle. Şunu çıkarabiliyorsunuz ve saçınızda kalıyor. Ne demek istiyorum? Tam olarak göstereceğim şimdi. Saçın ön kısmını şekillendireceğim için bunu birazcık ıslatmaya ihtiyacım var. Şu an saçım kupkuru. Söylediğim gibi %80 kuru, %20 nemli olmalı. Biraz fazla geliyor tabii. Yüzüm gözüm de ıslanıyor. Ama bunu Dyson halledecektir. Evet, ben önlerime kahkül kestirdiğim için ve Dyson review'ları, böyle videoları çok izlediğim için kahküller de çok güzel sonuç veriyor. Bu başlık da zaten onun boyuyla da alakalı. Hatta daha büyüğü bile iyi olurdu ama ne demek istediğimi şimdi anlayacağız. Bu arada sesini bir dinlemenizi istiyorum. Yeterince bence sesli bir cihaz. Bir bakın. Bahsettiğim kolaylık böyle bir şey. Biraz buna takılabilirim. Bu arada sıcaklık ayarı el yakacak kadar sıcak. Hani el yakmaz denilen yorumlara çok inanmayın. Ben yakmışlığım var. Oldukça sıcak oluyor. Ve şekillendirme yaparken size önerilen şey belli bir süre, 10 saniye kadar şu sıcaklık ayarında kullanmanız ve şu tuşla da bir süreden sonra geri kalan 10 saniyede de soğuğu ayarlamanız. Yani ısıyı hapsediyorsunuz ve tam şekillendirmiş oluyorsunuz. Bakalım nasıl bir görüntü ortaya çıktı. Bence Ayşen Bubikoğlu'na dönüşmüş olabilirim. Gördüğünüz gibi kısa saçlarda, yani önü kahkül olan saçlarda bu oldukça iyi işe yarıyor. Şimdi Dyson'a en çok söylenen eleştirilerden biri de saçın çok fazla böyle kalmadığıyla alakalı. Bunu bir zahmet sabitlememiz gerekiyor zaten. Bu başlığı da konuştuktan sonra gelelim geride kalan ve Dyson'ı Dyson yapan en havalı başlıklara. Bunlar bukle yapıcılar ve insanı tam olarak çıldırtıyorlar. Kaç kez, kaç farklı Dyson şubesine denedim bilmiyorum ama gerçekten şu sarma olayı insanı çıldırtıyor. Bunu başka videolarımda sararak, birebir deneyerek, Instagram'ımda, TikTok'umda yapacağım. Yani Dyson videoları geliyor olacak. Bilmiyorum canın çeker mi ya da yok benlik mi dersin. İzleyerek görürsün diye düşünüyorum. Şimdi bunlar da gerçekten çok maşavari başlıklar olsa da kalıcılık anlamında her saça uygun şeyler değil. Şimdi örneğin bu başlık çok daha kalın, bu çok daha ince. Ben bu başlıkla bir şey yaptığımda benim gibi cılız, ince telli, işte saçın hızlı düştüğü durumlarda bu ne kadar kalıcı oluyor? Bence çok kalıcı olmuyor. O yüzden benim elim, bir de daha uzun saçlı olanlar için söylüyorum. Yer çekimiyle beraber de uzun saçlar zaten daha hızlı düşeceği için, bir de saçınız kaygansa
pek durmayacaktır. O yüzden ben bunu birazcık göz ardı edip daha ince başlık olan bununla devam ediyorum. Ve şöyle, bunu yapmadan önce bir fasıl köpük yapıyorum saçlarımı. Islakken daha köpük yapıyorum. Bununla şekillendiriyorum ve en son spreyle de bitiriyorum. Yani bunu başlığın benim hakkımı vermesi için saçlarımın bayağı bir aşamadan geçiriyorum. Bu da birazcık yani güzel bir köpük, biraz güzel bir şey sprey kullanırsanız katı olmuyor ama biraz hissiyatı tabii ki değiştiriyor. Ha şunu da söyleyeyim, bu başlıklar bizim evdeki düz ya da kuaförlerdeki maşanın yerine geçer mi? Kullanım olarak çok kolay olsa da bence etki olarak tam yerine geçmez diye rahatlıkla söyleyebilirim. Şöyle bir toparlamam gerekirse değer mi yani bütün bu çılgınlığa? Ya da kısaca 10 bin liraya değer mi Arzu diye soruyorsan, bir avantajlarından konuşayım. Saçı hızlı kurutuyor, net, zarar vermiyor. Dyson'ın en büyük iddialarından biri bu. Ama yine de bence hiç işlem yapmamak bence daha az zarar verecektir. Minimum zarar veriyor diyeyim. Oldukça pratik, hafif. Yani şunu yaparken tek elle bir şey yapabiliyorsunuz ve hani kocaman bir cihaz olmadığı için bütün deneyimi tek elle yorulmadan yapabiliyorsunuz. Diğer söyleyeceğim şey, bu renk, bu his, Dyson oluşu saç yapmayı sevdiriyor insana. Hızlı etkileri görmek. İşte belki çok kuaföre gidiyorsanız kuaföre gitmemek, evinizin konforunda bir şeyleri yapmak insanın hoşuna gidiyor. Ve bu tüm deneyimi, bu hissel, bu her şeyi insan daha da çok sevmeye başlıyor. Malzemesi çok kaliteli. Ve servisi, sanıyorum servislerine son zamanlarda bir politika değişikliği oldu. Önceden evden herhangi bir problem olduğunda evden alıp servise kendileri götürüyorlarmış ve yine teslim ediyorlarmış. Şu an bir politika değişikliği var ama Dyson'ın servis ağının sorunsuz olduğunu ben biliyorum. Gelelim Dyson'a gösterilen en büyük eleştirilere. Can alıcı bir cihaz, işte bukle yapıcı şeyler vesaire ama her saçta durmuyor. Bunu ben de deneyimliyorum. İşte öncesinde köpük, sonrasında styling ürünü vesaire biraz katman katman saça tabaka bindiriyor oluyorsunuz. Aynı bukle başlığı gerçek maşa yerini almıyor ve üstüne uyunca saçlar da bozuluyor. En azından benim saçlarım bozuluyor. Sizin saçınız hani ben şöyle yapsam saçım hani şey alır, şekil alır diyorsanız belki bozulmayabilir. Herkesin deneyimi bu anlamda farklı. Ben bu fiyata bu cihazın çok daha az sesli olmasını beklerdim. Ama bayağı fön sesi gibi bir ses veriyor açıkçası. Ve diğer bir şey de saçı şekillendirmek istediğinizde %80 kuru olması gerekiyor. Yani sürekli kendinizi sularken bulabiliyorsunuz. Her sabah eğer saç yapıyorsunuz. Bu bir garip bir his veriyor. Çünkü biz maşa yaparken ya da fön çekerken herhangi böyle bir şey yapmayız. Benim söyleyebileceğim fiyatını unutmuşum. Bir an bu da unutulacak bir şey değil ama neyse. Ve fiyatıyla da tabii ki bütün dünya çapında çok fazla eleştiri alıyor. Ama bence bu fiyattan dolayı da gizli hayranlık beslettiriyor insanlara diyebilirim. Umarım kafandaki bütün sorulara cevap vermişimdir Dyson'a dair. Bütün videolarımı, işte saç yapma şeylerimi, deneyimlerimi, her şeyimi Instagram'da, TikTok'ta ve burada paylaşıyor olacağım. Beni bu platformlardan da takip edersen çok hoşuma gider. Başka sorun varsa aşağıda bana bir yaz. Bu videoyu beğendiysen like at, zilleri aç, abone ol. Senle ben başka videolarda, başka maceralarda görüşürüz öyleyse. Kendine iyi bak. Hoşça kal.